Sizlerle son zamanlarda kanalda hissetmeye başladığım negatif şeyler hakkında konuşmak istiyorum. Bu Discord olsun, Yu-Gi-Oh olsun, Pokemon olsun, genel olarak negatif şeyler hakkında konuşmamız lazım ve genel olarak negatif şeylerle uğraşmakta YouTube'da hani çok fazla mızmızlandığımı düşünmüyorum. Hani durmadan YouTube'a işte şunlar negatif, bunlar negatif diye de video attığımı düşünmüyorum. Çünkü negatif şeyler internette şöyle bir şeydir. Bunu geçen aylarda bir arkadaşla da konuşuyorduk yine YouTube'la ilgili. YouTube'da size bir sürü iyi yorum gelebilir. Bu iyi yorumları beyaz çitler olarak düşün. Bir tane kötü yorum, yani kırmızı çit, o beyaz çitlerin arasında ne olursa olsun dikkat çeker ve insan doğası gereği gider bu kötü yorumu alır ve ona ilgi gösterir. Çünkü o beyaz çitler arasında kırmızı çitler. O yüzden ben de hani bunu bildiğim için negatifliklerde genelde kendimi buna hatırlatırım. Hani bir sürü zaten iyi yorum var. Niye buna takılıyorsun? O yüzden kendi içimde halletmeye çalışırım. Yani o konuda da iyi olduğumu değil de hani en azından fena olmadığımı da düşünüyorum şimdiye kadar. Ama son zamanlarda bazı şeyler cidden canımı sıkmaya başladı. İlk başta Discord. Discord'a yeni birileri geliyor videolardan. Çünkü her videonun sonunda söylüyorum Discord sunucumuza gelin diye. Şimdi normalde bir insan bir restorana gittiğinde veya bir şey yaptığında restoranın kuralları vardır. Siz hamburgerciye gidip pizza yiyemezsiniz. Hamburgerciye gidip pizza isteyemezsiniz. Veya hani tatlıcıya gidip tatlıcıda yemek yiyemezsiniz. Veya internette forumlar var deriz. Yani forumlara girdiğinizde forumlara gönderi atmak için forumların kurallarını okumanız lazımdı. Çünkü kuralları okumadan yazdığınız gönderi botlar değil pardon, moderatörler tarafından onaylanmıyordu, adminler tarafından. Discord da öyle. Discord'da benim uğraşıp yazdığım kurallar var. Ve her kişi Discord'a girdiğinde otomatik kurallar sayfasına yönlendiriliyor. Ki yönlendirilmese bile Discord'a geldiğinde botun biri sana resmen şunu diyor. Sunucuya geldin, artık kurallardan sorumlusun, o kuralları okuduğuna emin ol. Ama buna rağmen sunucuya gelip kurallara bakmayan, okumayan, bakmayan veya okuyup takmayan kişiler oluyor. Ve bu son zamanlarda sürekli yaşanmaya başladı. Ben gelenlere kuralları hatırlatmak zorunda değilim. İnsanlar sunucuya geldiği andan itibaren o kuralları okumak gelenlerin sorumluluğu. Çünkü o sunucunun düzenini sağlayan, o sunucunun kaosunu engelleyen şeyler o kurallar. Ama bunu yapmıyor insanlar ve yapmayınca şöyle sıkıntılar oluyor. Sohbette, mesela ana sohbette, normal hani her şeyin konuşulduğu ana sohbette, mesela kurallarda yazıyor. Yu-Gi-Oh için ayrı bir oda var ve sadece Yu-Gi-Oh oynayanlar o odayı görebiliyor. Bu odaya girmek için moderatörlerden veya adminlerden rütbe alınız. Ama kurallar okunmadığı için direkt ana sohbete Yu-Gi-Oh ile ilgili şeyler döşenmeye başlıyor. Bu da Yu-Gi-Oh ile ilgilenmeyen diğer yani Yu-Gi-Oh ile ilgilenmeyen diğer üyelerin sunucudaki rahatsızlığına sebep oluyor. Ki kurallara ben yazdım. Dediğim gibi. Eğer Yu-Gi-Oh için geldiyseniz rütbe var. O rütbeyi verelim. Yu-Gi-Oh odasına gidin. Ama bu okunmadığı için direkt sohbette Yu-Gi-Oh sohbetiymiş gibi döşenmeye başlıyor ve bu rahatsızlık verici bir şey. Bunun dışında arda arda 3 tane gereksiz mesaj atmak, flood yapmak yasak. Takan var mı? Yok. Ve işin beni üzen tarafı bu son zamanlarda genelde sunucuya Yu-Gi-Oh sohbeti için gelen kişiler tarafından yapılıyor. Eğer böyle giderse ben de sunucuda Yu-Gi-Oh olayını kapatmayı düşünüyorum cidden. Ki bu da hani üzer çünkü orada iyi bir ortam var. Duel Links'te insanlar birbirine yardımlaşıyor. Yu-Gi-Oh Pro'da maçlar yapıyoruz. Mesela geçen bu hafta sonu Yu-Gi-Oh'un Dünya Şampiyonası elemeleri vardı. YouTube'dan ve Twitch'ten canlı yayının. O maçları inceledik hep beraber sohbette. Ve yani Yu-Gi-Oh Discord'daki sunucunun büyük bir özelliği onu kapatmak beni üzer. Ama bu gidişle de kapat hani gelen insanlar kuralları okumadı hani direkt sunucuyu bile kapatmayı düşünüyorum. Direkt sunucuyu bile kapatmayı düşünüyorum. Çünkü düzen yani ben oraya hani ben herkese durmadan kuralları hatırlatamam ki. Buna kimse yetişemez ki. Benim 3 tane, bir tane adminim, 2 tane de modum var. 4 kişiyiz yani. 4 kişi gelen 200 kişilik bir sunucu şu an.
Gelin 200 kişiye durmadan kuralları hatırlatamaz ki. Ki hatırlatamayız. Yani hatırlatmamamız da gerek. Çünkü kurallar kurallardır. Ve yani çoğu kuralda da çok katı davranmıyoruz. Hani mesela arka arkaya 3 tane mesaj atma kuralında da o kadar katı davranmıyoruz. Hani bir iki kere olduğunu sadece yapma diyoruz. Ama bu durmadan olan bir şey ise rahatsızlık veriyor herkesin. Bir sonraki konuda Duel Links. Şimdi ben öncelikle oynadığım hiçbir oyunda en iyisi olduğunu iddia etmiyorum. Pokemon'da bile en iyisi değilim. Ki Pokemon'da normal average'ın üstünde bir oyuncuyum diye düşünüyorum. Ama en iyisi kesinlikle değilim. Duel Links'te hiç değilim en iyisi. Ama yaptığım videoları da ne izlenme için, ne para için, ne başka bir şey için yapıyorum. Ki zaten bu da kanaldaki içerikten belli olmalı. Ve yaptığım şeyi, grafikler olsun, videonun akışı olsun, her şey olsun elimden gelebildiğince eğlenceli ve profesyonel şekilde yapmaya çalışıyorum. Mesela o tüm videolarda grafikleri, o başlangıç küçük resminden tutun, arka plandaki şeylere kadar hepsini kendim yapıyorum ve bunların hepsi zaman alıyor. Ki elimden geldiğince en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum, profesyonel görünsün diye. Sorun şu. Son zamanlarda Yu-Gi-Oh kanalı aksak aksak geliyor. Diğer tüm serilerde olduğu gibi. Ama Yu-Gi-Oh'nun şöyle bir özelliği var. Yu-Gi-Oh'yu oynarken sıkılabiliyorsun. Çünkü Yu-Gi-Oh PvP ağırlıklı bir oyun. Ve ben sürekli metayı takip edemiyorum Yu-Gi-Oh'da. Ki bunun nedeni de Yu-Gi-Oh'da kartları gem ile alıyor olmanız ve gemsiz tüm desteleri kuramıyor olmanız. Haftada iki kere Yu-Gi-Oh gelmesi lazım kanala. Ben haftada iki kere Yu-Gi-Oh atamıyorsam bilin ki destem yok size gösterecek. Çünkü ben sürekli yeni deste kuramıyorum. Çünkü gem sayım az. Yani veya kas ve hani bunun hakkında yapabileceğim bir şey de yok. Oyuna para yatırmam lazım. Param var mı? Yok, oyuna yatıracak. Gem sayım az. Ve sürekli aynı destelerde de oynamanın videosunu çekmemin bir anlamı yok. Çünkü mesela Red Ice destesini 3 kere getirdik kanala. 3 kere getirdik. Dördüncüye getirmemize gerek var mı? Yok. Peki başka destemiz var mı? Yok. O yüzden bunun dışında bazen metadan sıkılıyorum ki emin olun, yani eminim ki ben, siz de bazen sıkılıyorsunuzdur Duel Links'in metasını oynamaktan, PvP'sini oynamaktan. Ben de sıkılıyorum. Sıkılınca da hani sıkıldığım bir şey, yapmaktan keyif almadığım bir şey videoya alsam bu ne kadar zevkli olur? Çünkü ben zaten en iyi oyuncu değilim. Benim videolarımın ana amacı eğlendirmek. Çünkü bakın şu an Türkiye'de Duel Links çeken ve düzenli çeken tek kanalım. Bunun farkındayım. Tek kanalım. Ve bunu neden yapıyorum? Şimdi ben kendi kendime Duel Links oynayabilirim sizin gibi. Ama mesela ben kendi kendime Duel Links oynarken arka planda bir tane yabancı YouTuber'ın Duel Links videolarını izliyorum. Neden? Çünkü zevkli oluyor. Sen de Duel Links oynuyorsun. O da oynuyor. Ondan öğreniyorsun. O sırada kendin oynuyorsun. Benim için bu zevk. Ve ben de hani İngilizce YouTuber'ları izlemeyenler, İngilizce konuşanları izlemeyenler, İngilizce konuşanları anlamayanlar için hem oyunu öğretmek, ki hatalarımla olsun, yaptığım doğrularla olsun oyunu size öğretebildiğime inanıyorum. En azından az seviyede. Hani hatalarım çok ama en azından hatalarımın birçoğunu dile getiriyorum ve siz de oralardan bir şeyler kapıyorsunuz umarım. Ki bunun için eğlenceli sunmaya çalışıyorum. Zaten benim videolarım kanal kurulduğundan beri ana amacı öğretmek değil, daha çok eğlendirmekti. O yüzden eğlenceli sunum düşünüyorum. Belki siz de Duel Links oynarken arka planda beni izleyip oynuyorsunuz. Benim yabancı YouTuber'lara yaptığım gibi. Ama özellikle dün gelen bir yorum beni kanalda Duel Links hakkında da düşünürdü. Çünkü son zamanlarda benim Pokemon'a başlayıp Duel Links'i ima ettiğime düşünen bir kitle var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Duel Links kanalda yokken ben Pokemon çekiyordum. Kanal Pokemon kanalı olarak başladı ve Duel Links sonradan geldi. Bunu o yoruma da yazdım. Duel Links sonradan geldi. O yorumun komik tarafı ise şuydu. Dünkü videoya geldi. O dün attığım Pokemon videosuna geldi. Dün attığım Pokemon videosunun önceki video ne videosu? Duel Links videosu. Evet. İşin komik, ironik tarafı buydu. Sonra bu yorum beni gece düşündürdü. Baya hani derin, tren bir düşünce treni oluştu benim için. Bu yorumdan başlayarak. Dediğim gibi tüm iyiler arasında bir tane negatif seçebiliyor insan doğası. Tren başladı. Ve bu tren hani Duel Links'i severek oynuyorum. Ve şu an 30'a yakın Duel Links videom var YouTube'da. Ama eğer
kanalın temel taşı, kanalın kurulma amacı olan Pokemon'u engelleyecekse bu, ben Duel Links çekmeye devam edemem. Çünkü Duel Links biliyorum kanaldaki büyük bir kitle de Duel Links'in kitlesi. Ve ben de Duel Links'i zaten severek oynuyorum. Yani her çektiğim videoda demeyeyim, videoların %80'inde oynadığım oyundan, yaptığım şeyden, bunu size sunmaktan eğlenerek yaptığımı bilmenizi istiyorum. Ama eğer bu beni olumsuz etkilerse benim düşüncemi, ben kanalda artık Duel Links'i çekemem. Çeksem de bu eğlenceli olmaz. Çünkü benim yaptığım şey, hani dediğim gibi, para veya izlenme için değil. Zaten öyle bir şey olsa başka şeyler çekerim. Ben Pokemon'da olsun, Duel Links'i de olsun, topluluklar için yapıyorum. Türkiye'deki azınlıklar için yapıyorum. Duel Links'i oynayan kişi sayısı Türkiye'de azınlık. Pokemon oynayan kişi sayısı Türkiye'de azınlık. Ben o azınlıklar için yapıyorum ama böyle yorumlar beni o azınlık kitleden soğutuyor. Yani tabi hani iki önceki video bu videodan, iki önceki video Duel Links'ken bir önceki video bu videodan Duel Links çekmiyorsun diye mesela yorum geliyor. Bu beni kitleden soğutuyor ve kitleden soğutursam da soğarsam da hani Duel Links çekebileceğimi düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi ben videoları kitleler için çekiyorum. Bir sonraki konu Duel Links'le alakalı değil, Pokemon'la alakalı. Kanal şu an, kanalda hiçbir zaman sayılara takılan biri olmadım. Çünkü dediğim gibi ne izlenme, ne beğeni, ne yorum için çekiyorum. Tamamen topluluklar ve izleyicilerle etkileşim için çekiyorum. Ben bu kanalı kurarken ki en büyük amacım Türkiye'ye Pokemon'da kompetitif şeyini tanıtmaktı. Pokemon Master turnuvasıyla başladı bu kanalın ilk videoları. Bundan önceki silinen kalan ilk videoları da Pokemon takım kurmasıyla başladı. Kanalda Wi-Fi savaşları çektik. Pokemon Showdown'la alakalı 3-4 tane seri çektik. Draft liglerini getirdim Türkiye'ye. Türkiye'de ilk draft ligi çeken kişi bendim. Pokemon Origins Ligi ile değil, hatta ACL diye bir şey var, orada çektim. Ve şu an bunu da başardığımı düşünüyorum. Çünkü yani amaçlarıma ulaştığımı düşünüyorum. Şu an neredeyse herkes Showdown oynayabiliyor. Veya 3DS'inde Pokemon'u şeyde Battle Spot'ta oynuyor, bizim Şampiyonluk Yolu serisindeki gibi. Herkes az çok Pokemon takım kurmayı biliyor, EV'ler, IV'ler olsun. Herkes şu an mesela Türkiye'de draft ligleri en yaygın halinde. Hani draft liglerinin zirvesi yaşanıyor şu an Türkiye'de. Türkiye draft ligi kuruldu. Konkat'la beraber Konkat kurdu. Şu an mesela Pokemon Master turnuvası nerede, hani draft ligine çok yakın bir formatta. Yani benim verebildiğim amaçlarımı, verebildiğim tüm katkıyı verdiğimi düşünüyorum topluluğa. Ama şöyle bir gerçek de var. Bu sadece gerçek olduğunu söylüyorum. Kanal kurulduğundan beri en düşük dönemini yaşıyor etkileşim olarak. En düşük dönemini yaşıyor. Ve bilmiyorum, belki de hani artık vaktim geçmiştir. Çünkü 3-4 yıldır YouTube yapıyorum. Ben neredeyse 2014'ün sonunda veya 2014'ün sonunda başladım. Mart aylarında falan başladım hatırlıyorum. Ki bu kanal da zaten 2015'te kuruldu. Biliyorum çok ara verdim bazı zamanlar. Ama o da hani sınavlar vardı. Yani yapabileceğim bir şey yok. Ara vermek zorundaydım. İlerleyen günlerde de tatile gideceğim ve tatildeyken komik. Çünkü normalde bugün kalkıp bu hafta boyunca video depolayacaktım. Ben tatildeyken kanala gelsin diye. Ama işte dün akşamki bir yorum ve gelen onca düşünce treni beni şu an bu videoyu çekmek zorunda bıraktı ve hani bu videodan sonra da başka video çekebilir miyim bilmiyorum. Bu hafta kanala video gelir mi veya bundan sonra kanala video gelir mi bilmiyorum. Çünkü tatile gideceğim ve tatilde bilgisayardan video yükleyecek internetim olmayacak. Büyük ihtimalle video çekecek ortamım da olmayacak. Ki çok istiyordum hani, yani kanala en azından haftada 3 kere falan Pokemon videosu gelmesi hoş olurdu. Duel Links zaten gelmeyecekti ben tatildeyken. Çünkü Duel Links'i benim her hafta çekmem lazım ki o anki metada oynayalım. Yoksa ben bu haftadan, gelecek ayın Duel Links videolarını depolayamam. Zaten destem yetmez dediğim gibi. O yüzden Duel Links için gelenler, sizi de anlıyorum. Ama şunu yapmayın işte. Duel Links için kanaldaysanız sizi de çok seviyorum. Ama gidip Duel Links gelmeyince Pokemon videosunun altına yazmayın bunu. Pokemon kitlesine bulaşmayın. Duel Links kitlesi olarak kalın. Ben ikinizi de idare edebilirim. Yani ikinizi de eşit derecede seviyorum. Ama kanalda da şöyle bir gerçek var.
Linux kitlesi büyükken, büyük kitleyken Pokemon kitlesi de temel kitle. Kanalın temel yapı taşı. Böyle bir gerçek de var. Evet, dediğim gibi hani önümüzdeki zamanlarda kanalın videoda gelmeyebilir. Bu kadar diyeceğim.